Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bugün Şeref Oz bizlerle olacak. Başka konuklarım da var. Ankara'da gündemi almak için Sibel Erdem bizlerle olacak az sonra. Piyasa kapanışını Serhan Yenigün'le gerçekleştireceğiz. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Ve bugün Coinbase'in özellikle halka arzıyla ilgili olarak hem fiyatlamalar hem kripto para dünyasına dair nasıl bir gelişmeydi bu? Biraz onu değerlendireceğiz. Alpan Görüş bizlerle olacak. Huobi Global Bölge Genel Müdürü diyelim. Ve bir yandan Londra'da Ceren Dilekçi her zaman olduğu gibi Avrupa borsalarına dair son durumu aktaracak. Emre Ekmekçi bizlerle olacak. Elektronik ticaret tarafında, e-ticaret tarafındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. İlk çeyrek nasıl geçti? Bu sene için beklentiler nasıl? Ve tabii tüketici portföylerinde de değişiklikler var. Özellikle yaş grubu olarak baktığımızda bunların detaylarını soracağız. Bir de son olarak kapanmalar devam ederken TÜRİT Başkanı Kaya Demirer bize turizm tarafında, restoran işletmeleri tarafında ne gibi sıkıntılar devam ediyor onları aktaracak diyelim ve başlayalım önce rakamlar. Borsa İstanbul tarafı şu anda geri çekilmesini sürdürüyor. Bugün aslında bankacılık öncülüğünde bir yükseliş olduğunu, sanayinin geri çekildiğini, dolayısıyla endekste yani bankacılık endeksinin daha görece düşük bir dağılımı olduğu için de endeksin aşağıda seyrettiğini hatırlatalım. Bugün en çok yükselenler arasında %10'luk primiyle Torunlar Gayrimenkul dikkat çekiyor. Net Holding, Türkiye Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Fenerbahçe, Petkim, Kardemir gibi hisseler ilk sıralarda. Dolar TL şu anda geri çekilme eğilimi içerisinde ama gün içerisinde Merkez Bankası kararı sonrasında yönünü yukarı çevirmişti. Şu anda Euro TL'nin de aynı şekilde geri çekilme eğiliminde sınırlı da olsa devam ettiğini söyleyelim. 9.68.04. Euro dolar paritesi ise 1.19.73 an itibariyle. Tahvil fiyatlamalarında çok büyük bir değişiklik olmadı. 10 yıllık tahvil faizinde biraz yukarı yönlü eğilim var. 18.07. 2 yıllıkta yatayız diyelim. Ve Avrupa borsaları tarafında gelişmelere baktığımız zaman aslında bugün Avrupa borsalarının alıcılı seyirde olduğunu genel anlamıyla ifade edebiliriz. Ancak İtalya'nın sınırlı da olsa bir negatif ayrışması var. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamalar aslında Avrupa'da Covid krizi çok derin gibi ifadeler görmüştük. Yani bir miktar burada hem büyüme tarafında mesela düşünce kuruluşları Almanya'nın 2021 büyüme tahminini düşürdü. Yani önümüzdeki süreçte aşılamanın bu denli yavaş olması Avrupa tarafında bir yandan vaka sayılarında artmaya devam etmesi büyüme tarafında baskının devam edebileceğine işaret eder. Son durumu da Ceren'den öğreneceğiz. Hemen ABD'ye dönelim. İşsizlik maaşı başvuruları geldi. Orada da iyileşme devam ediyor. Borsalara da yansıması pozitif. Nasdaq teknoloji önderliğinde özellikle yine alımların geldiğini hatırlatalım. Perakende satışlar verisi de pozitif gelmişti. Şu anda borsalar alıcılı ABD tarafında. Emtia cephesine geçtiğimizde ise şu anda altının ciddi bir sıçrayışı var. 1.74 kadar 1800 dolar sınırına doğru ilerliyor. Gram altın 457 TL şu anda. Bitcoin'de de halen daha 63 bin dolar sınırına yakın bir seyir var diyelim. Ankara gündemini alacağız. Sibel bizlerle, hoş geldin Sibel. İyi akşamlar diliyorum. Hemen sözü sana bırakayım. Neler var gündemde? Ankara'dan da iyi akşamlar Gözde. Başkent her zaman olduğu gibi yoğun bir günü yaşıyor. Başkent gündeminde ise diplomasi başlığı öne çıkıyor. Zira Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Ankara'da ve Dendias'ı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. O kabul 45 dakika sürdü. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu ile birlikte Dendias 18.30'da da baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından da iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenlemek için kameraların karşısına geçecekler. Elbette bu görüşmelerde kritik başlıklar ele alınacak. Doğu Akdeniz başta olmak üzere ayrıca Yunanistan'la diğer ihtilaflı konular, Ege ve Kıbrıs meselesi de ele alınacak önemli başlıklar arasında. Bu görüşmeler öncesinde ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında
iki ülkenin görüşmesi için Avrupa Birliği veya üçüncü bir başka ülkeye ihtiyaç olmadığını ifade etmiş. Yunanistan'da anlaşamadığımız konular var Yunanistan'la. Bunları açık açık konuşmak lazım. Biz tüm bu meseleleri oturup konuşmaya hazırız demişti. İşte bu görüşmede de bu kritik başlıklar ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Aslında sadece Ankara değil Atina'da da bu görüşme yakından ve merakla takip ediliyor. Atina kaynaklı haberlerde Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin önünü açabilir yorumları da yapılıyor. Aslında bu hafta Doğu Akdeniz diplomasi trafiği ve Doğu Akdeniz gündemli bu temaslar sadece Ankara-Atina hattında yaşanmadı. Deyim yerindeyse Doğu Akdeniz ile ilgili yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Doğu Akdeniz satrancı yaşandı diyebiliriz. Yunanistan, Libya, Türkiye, Mısır arasında da yine Doğu Akdeniz gündemli temaslar gerçekleşti bu hafta. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu Mısır'la 8 yıllardan sonra başlayan diplomatik temaslarla ilgili de yine önemli açıklamalarda bulundu. Mısır'ın Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini ve o heyetinde Mayıs başında Kahire'ye gideceğini söyledi. Mısır'la yapılacak bu uzun bir aradan sonra gerçekleşecek bu yüz yüze temasınsa Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde olacağı bilgisini verdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Bugün ayrıca Ankara'da takip edilen bir diğer konuyu da Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin ardından gözler bugün yapılan para politikası kurulu toplantısındaydı ve yeni başkanla birlikte faiz kararı merak ediliyordu. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Faiz %19'da sabit tutuldu. O kararla birlikte yapılan açıklamadaysa politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir denildi. Fiyat istikrarı doğrultusunda Merkez Bankası'nın elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği de ifade edildi. Yine bir son dakika haberiyle sıcak bir gelişmeyle devam edeyim. Mecliste torba yasa görüşülüyor. Torba yasa görüşmeleri sırasındaysa bir önerge verildi ve ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı. Teklif ilk haliyle meclise geldiğinde yiyecek ve içecek hizmet sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin işsizlik fonundan karşılanması görülüyordu. Yani sadece yeme ve içme sektörünü kapsıyordu teklif ilk haliyle ama genel kuruldaki görüşmelerde önerge verilerek yeni sektörlerde eklenmiş oldu. Son bir not da aktaralım. O da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması. Hisarcıklıoğlu kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi. Bununla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı TOP Başkanı. Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlaması gerekiyor mesajını verdi. Başkent gündeminde öne çıkan açıklamalar ve notlar bu şekildeydi Gözde. Sibel çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Şimdi kısa bir ara. Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor. Şeref Oğuz her perşembe olduğu gibi bizlerle. Şeref Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün Merkez Bankası kararını öncelikli evet. olarak konuşalım dilerseniz. Nasıl Merkez Bankası Şahin tutumundan geri mi duracak? Önümüzdeki dönem için siz genel anlamıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk etapta onu sorayım. Evet, açıkçası piyasanın beklentilerini ne kadar karşıladığından yola çıkarak konuşmaya başlamak istiyorum. O da şu, beklenen oldu, vazgeçti, faizi yerinde bıraktı. En azından faizi düşürmedi. Bu bile piyasada, şimdilik kendi doğal mecramızda akalım duygusu verdi. Ama asıl önemli olan hepimizin gözü faiz oranındayken bakmamız gereken metin. Ki metin
geleceğe yönelik niyetleri ortaya koyuyor. Mesela orada sıkı duruşun çıkıyor olması, bundan sonra faizlerin indirilmesi yolunda bir adım olmasa bile, yani açıkçası piyasayı desteklemek, reel sektörü desteklemek için başka enstrümanların da devreye girebileceğini gördük. Açıkçası ben şimdi bu metinden banknot matbaasının seslerini duymaya başladım. Çünkü bize para lazım. Bu para lazım oldu. Kaynak lazım. Kaynağında bir iç kaynağı var, dış kaynağı var. İç kaynak noktasında bütçeyi belki konuşacağız. Oradaki bütçenin durumu açıkçası genişlemeye, parasal genişlemeye uygun fazla verdik. Artı bunun yanı sıra bugün Odalar Birliği Başkanı da açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi vesaire. Kaldı ki metinden de kalkınmayı ve büyümeyi, kredi genişlemesini çağrıştıran izlenimler edindim. O açıdan ben bakınca 5 maddede toplayabiliyorum bu söylediklerimi. Neler? Bir, bu toplantı neden önemli? Evet. Çünkü ekonomik tedbir ya almadık, merkezin faiz oranıyla sınırlı kaldık. O yüzden hepimizin gözü faize takılıp kaldı. Çünkü bugünkü kararı hepimiz bekliyorduk. Niye bekliyorduk onu da anlamış değilim. Belki bugünkü faizlerin pas geçmesinden sonra çok daha uzun süre faiz oranına bakmamamız gerektiğini öğrendik. Daha önce biliyorsun bu son bir ay içerisinde o başkan değişti. 3 tane üyesi değişti. Artı 100 bas puan beklerken 200 bas puan artmanın getirdiği etkiyle beraber uzun süre herhalde böyle kalır diye beklerken bir ara indirilmesi gündeme geldi ama bunun indirilmeyeceği konusunda yeni başkanın söyledikleri piyasayı biraz rahatlatmış olsa da enflasyonun kafasını yukarıya doğru çıkarıyor olması, kurun hemen faiz kararının yani faizin artırılmayacağı kararı ardından tekrar eski tırmanma şeridinde az da olsa yerini almış olması şunu gösteriyor. Ekonomik tedbirler, yapısal tedbirler, yapısal önlemler alınmadığı zaman Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, hele ki elindeki tek silahı gibi görürken ki rezervi yok, kredibilitesi yok ve elindeki kalan tek silahın da kullanılmaz hale geldiği bir noktada Merkez Bankası'nı bulduk. Çünkü enflasyonu faizi artırsa azledilmesi var, indirse doların zıplama korkusu var. İki arada biri de bir derede çok zor bir dönem geçirdi bence. En zor günlerinden birini yaşadığını düşünüyorum Merkez Bankası Başkanı. Allah kolaylık versin. İki, neye dikkat ediyoruz? Faiz oranına değil metne bakmalıyız dedik. Nitekim onun içerisinde baktığımız zaman sıkı duruş noktasındaki metnin çıkarılıyor olması bana şunu getiriyor. Şimdi sıkı duruşun zıttı gevşek duruştur. Gevşek duruş da şunu gösteriyor. Demek ki bu konuda enflasyonun mücadelede bir başka yeni bir cephe açılacak önümüzdeki dönemde. Bu kadar kredilerin de yeniden canlanmaya başlamış olması. Acaba biz metinde gerekirse ilave tedbirler sıkılaştıracağı çıkarır olmasıyla beraber ben şunu görüyorum. Yani enflasyonun yükselmesi konusunda Merkez Bankası'nın sıkı para, sıkı duruşunda bir gevşeme var. Bu da az önce yorumcuları dinlerken sen de söyledin. Şahin mi, güvercin mi noktasında bana başka bir ses daha getirdi. Tamam, şahinlik bitmiş. Güvercinlik de bence biraz fazla iyimser. Bence bir serçe duruşu gibi bir ses geldi bana. Üçüncüsü, alınan kararın piyasaya, reel sektörü nasıl bir etkisi var? Şunu görüyorum. Dolarizasyonun yönü ve enflasyonun yönü. Dolarizasyon konusunda tersine dolarizasyon için sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Beklenti şudur. Belki önümüzdeki dönemde dolarizasyonu yani döviz tevdiat hesaplarında yeniden bir canlanma, bir hareketlik söz konusu olabilir. Çünkü biliyorsun Gözde biraz gevşemişti. Ama bugün yeniden artmaya başladığına dair veriler, haberler geliyor. Öbürü de enflasyonun yükü ki enflasyonu ayrıca konuşmak gerekiyor. Kur geçişki enflasyon üzerindeki etkisinin %12'lerden Covid belki de etkisiyle %20'lere taşındığı bir ortamda maliyet enflasyonunun kendini daha belirgin kılacağı ve kur üzerinden gelecek olan etkiyle beraber çok daha fazla bir baskıyı hissedeceğimizi görüyoruz. Şu anda gördüğümüz şu enflasyon %16.2 tüketici enflasyonu ama üretici enflasyonu %32'lerde neredeyse iki katı. Şimdi eğer bu anlamda Merkez Bankası sıkı duruşu içinden çıkarmışsa metnin ve buna yönelik de eylemleri sürecekse
3 ay kalmaz ben TÜFE'nin üfeleşeceğini, yani bu da enflasyonun yukarıya doğru kafasını kaldıracağını, bu mümkün mü? Evet mümkün, bu geçmiş yıllarda da oldu. Önce üfe yükseliyor, daha sonra TÜFE'ye geliyor. Şu anda olmamasının sebebi piyasadaki durgunluk ve bu durgunluk da açıkçası hem enflasyon yüksek hem durgunluğu yüksek deyince bana göre bu Merkez Bankası'nın eylemsizliği ya da sıkı duruşun çıkarılıyor olması ya da onu boşver enflasyonla kapsamlı bir paketin devreye girmemiş olması stagflasyon dediğimiz bir başka illete de yol açabiliyor. Stagflasyonu da biz geçmişte yaşamıştık. Hatta alın satın ekonomiye can verin. Yüksek enflasyon ortamında da bunlar söylendi. Nedir o? Durgunsun. Durgunluk var piyasada. Artı bunun üzerine bir de enflasyonun var. Bu çekilebilir bir dert değil. Bu anlamda da zaten piyasada Covid'in baskısı varken rahatlatmak için mutlaka bir eylem adımı atılması gerekiyor. Şimdi dördüncüsü politik hakimiyetinin tonunu nasıl diyorum? Şahin öbekli bir yapıların çıkarılmış olmasını ben açıkçası piyasaya güven verme noktasında kredibilitenin oluşmasında bir gecikme unsuru olarak görüyorum. Ve beklentileri beşinci olarak beklentileri karşıladı mı? Mevcut ileriye dönük bozulan beklentileri düzeltti mi? Hayır, bir beklenti olmadı. Bir bakıma hepimiz Godot'u beklerken açıkçası hiçbir şey çıkmadı için içerisinden. Tavşan, şapkadan çıkacak tavşan da pek kalmadı. O yüzden sanıyorum ben Merkez Bankası'nın başkanından bağımsız olarak hani kredibilitesi yoktur, döviz rezervleri konusunda sıkıntılar var, artı faiz oranında bir şey kıpırdayacak hali kalmadı derken bence artık çözümün enflasyonla mücadelenin sadece Merkez Bankası'nın inisiyatifine ve kabiliyetlerine bırakılmasının zamanını geride bıraktı. Nitekim Merkez Bankası istediği kadar bunu metnine koysun, piyasalara bu konuda bir açılım ya da buna bir sinyal veriyor olsa bile önümüzdeki dönemde sanıyorum bizim yapısal tedbirler alma noktasında yepyeni bir adım atmamız gerekecek. Belki o yapmadığımız reformlar, yapısal reformlar gündeme gelecek. Belki enflasyonla topyekun mücadele gibi hatırlan 2018'in Temmuz'undaki kur atağından sonra Eylül'ünde devreye soktuğumuz ve Mart'a kadar 6 ay boyunca süren ve enflasyonu bayağı ciddi aşağı çeken tedbirler ya da bir kampanyalar, bir seferberlik noktasına taşıyacağımız bir adıma ihtiyacımız var. Çünkü bu noktada en büyük sıkıntımız enflasyon, yani hayat pahalılığı diyeceğim. Enflasyondan daha önemli hayat pahalılığı insanları bunaltıyor hale gelmesi. O açıdan bence giden Merkez Bankası'nın kredibilitesinin zaman alacağını da düşünürsek bu son kararın, alınan kararın bana göre banknot matbaasının çalışması tehlikesini diyorum devreye sokacak. Çünkü 90'lı yıllarda hatırla kayıp yıllar dediğimiz yapılarda bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kaynak sorunu yaşadığımız dönemde banknot matbaasını çalıştırmamız, para basmamız oldu. Ve banknot matbaasının rotatif gürültüsüyle geçti 90'lı yıllar. Hatta bu çerçevede biz enflasyonun çok fazla tırmandığına da şahit olduk. %152 gibi 3 rakamlı hiper enflasyon rakamları da o dönemlerde yaşamıştık. Şimdi tabii bütün dinamikler bundan beri de daha iyi durumdayız. Fakat o tehlike daima söz konusu. Hele ki metinde enflasyonla mücadelenin yanı sıra kredi genişlemesi, kredi büyümesi gibi bir izlenimler ediniyor olmamız şunu gösteriyor ki merkezin yanına artık biz Maliye ve Hazine Bakanı'nı da koymamız gerekiyor. Naci Ağbal döneminde sadece Naci Ağbal'ı dinledik. Attığı adımlarla beraber nitekim Türk lirasına %19 değer kazandırmak gibi bir başarı sağlamıştı. Yabancıların yeniden Türkiye'ye gelmesini de temin etmişti. Ancak onu değiştirdik. Yeni yapı içerisinde Kavcıoğlu'nun da zaman kazanabilmesi, kredi kazanabilmesi ve belki de rezerv biriktirmesi noktasında onu yalnız bırakmak yerine enflasyonla mücadelede yanına biz maliye tedbirlerini, bütçe tedbirlerini de koymamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Bloomberg anketine katılan tabii 25 ekonomistin medyan beklentisi zaten değişiklik yapılmaması yönündeydi. Yani Merkez Bankası tarafından politika faizi beklendiği üzere sabit tutuldu ama dediğiniz gibi beklentilerle ilgili değişiklik. Zaten metindeki bu ifadelerin değişikliğiyle ilgili piyasa nasıl algılar diye de konuşulmuştu. Dolayısıyla o şekilde bir revizyon yapıldı. Şimdi Şahap Kavcıoğlu tabii göreve geldikten sonra hemen faiz indirimi yapılacak ön yargısı doğru değil diyordu.
Ancak tabii ki o dönemden bu döneme hani neler değişti diye baktığımızda Mart ayı enflasyonu, siz de az önce vurguladınız özellikle enflasyon tarafına detaylı olarak bakalım diye 16.2 seviyesine çıktı. Evet. Ben az önce mesela Türk lirasının değer kaybını ekrana getirdiğimde şu anda kabaca o Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında %11'e yaklaşan bir değer kaybından bahsetmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem kurla ilgili beklentileri yönetmek adına, evet, hem sermaye çekmek adına bir miktar daha, hem dünyadaki şu anda mevcut durum çok yardımcı olmayacak gibi duruyor. Bir de tabii acaba Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisiyle ilgili önceliği değişti mi diye de sorgulanıyor. Birazdan enflasyon tarafını detaylı olarak konuşacağız. Evet. Evet. Müsaadenizle Borsa İstanbul'u da bir kapatalım. Şu anda %0.10'luk sınırlı bir geri çekilme. Bugün bankacılık endeksinin özellikle Borsa İstanbul'a destek vermiş olduğunu da hatırlatmış olayım. Şu anda %10'luk primle Torunlar, 5.69'luk primiyle Net Holding, ardından Fenerbahçe %4.24'lük primiyle dikkat çekiyor. 32 hisse yukarı, 68 hisse aşağı yönlü hareket içerisindeydi. Kapanışta bu şekilde tamamladık. Serhan Yenigün bizlerle, yatırım finansman, strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Serhan Bey. Nasıl bugünkü fiyatlamalar? Bugün sabah güne başlarken TL cinsi faizlerin gevşemesi nedeniyle özellikle %18-19 bandında uzun süre dalgalanan 10 yıllık tahvil faizinin biraz 18'lerin altına doğru gelmesi, dolar TL kurunda 8.03-8.05 bölgesine gevşemesiyle bankalarda dün olduğu gibi bugün de zaten güçlü bir başlangıçla güne başlamıştık ki gün boyunca da bu seyir devam etti. Merkez Bankası kararı beklentiler paralelinde, zaten konuşuyorsunuz siz de, açıklama metninden ilave sıkılaşma ifadesinin çıkartılması bu toplantı için beklenmiyordu. Aslında piyasa enflasyonda bir gevşemenin başlayabileceği Haziran'dan sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimleri tarafına daha yakın olacağını düşünüyordu ama bugünkü metne bunun yansımasını beklemediği için bunu biraz olumsuz fiyatladı işte saat 2'den sonra. Ancak ABD verileri ve daha sonra ABD borsanın açılmasıyla örneğin Dow Jones Sanayi Endeksinin tarihinde ilk kez 34 bin üstüne yönelmesi veya S&P 500 Endeksinde 4200'e doğru bir hareket olması bizi de destekledi aslında borsamızı. Bir an artıya geçtik. Günü de aslında yatay bir kapanışla sona erdirdik. ABD borsa ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Bundan birkaç hafta, yani çok uzak bir zaman değil, birkaç ay değil, birkaç hafta öncesine kadar S&P 500 endeksi ile ilgili revizyonlar geliyordu ve yıl sonu hedeflerinin 4200-4300 civarına yükseltildiğini görüyorduk ama 2-3 hafta içinde çok hızlı bir şekilde 4164'ten işlem geçiyor şu anda. 4200'e yaklaştığı için S&P 500 endeksi. Muhtemelen bu yurt dışı etkisi ve oradaki yukarı yönlü revizyonlar, işte bugünlerde açıklanmaya başlanan bilançoların olumlu görünümü ileriki dönemde yurt dışı desteğiyle bizi de yukarı yönlü biraz daha etkileyebilir. Evet, biraz da yurt dışını da tabii ki takip etmek gerekiyor. Özellikle bu dönemde Serhan Yenigün, çok teşekkür ediyorum. İçeriği ve dışarıyı bir anlamda değerlendirmiş olduk. Tekrar enflasyona geri döneceğiz. Şeref Oğuz, devam edelim. Şimdi özellikle tabii ki merkez bankalarının genel olarak trendlere ya da ne diyelim, yani esas işi fiyat istikrarıdır. Ancak bu dönemde mesela Fed'den de duyduğumuz hep istihdam vurgularını duyuyoruz. Yani bizim de merkez bankamız tarafında fiyat istikrarı vurgusundan kesinlikle vazgeçildiğine dair bir emare okuyamıyoruz. Ama yine mesela işsizlik tarafı, büyüme tarafı biraz daha öncelikli gibi algılanıyor. Ne dersiniz bununla ilgili olarak? Trendler artık bu şekilde mi devam edecek? Hem şimdi kendi adımıza. Evet. Şimdi bu uzun zamandır zaten bizim Merkez Bankası'nda senin söylediğin gibi kuruluş yasasında asli görevi fiyat istikrarıdır ama bununla çelişmediği takdirde ülkenin kalkınma politikalarına da destek verir. Nitekim bu geride bıraktığımız yıllar içerisinde Fed'in, yani Amerikan Merkez Bankası'nın, hatta Japon Merkez Bankası'nın istihdamı da, sadece enflasyonu değil, istihdamı da, büyümeyi de hedefine koyduğu ve buna göre hedefler belirlediğini biliyoruz. Tam da bu noktada şimdi Merkez Bankası'nın reel sektörü desteklemek için zaten böyle bir görevi tanımı varken ama hangi zamanda yapılacağı ve nasıl yapılacağı önem kazanıyor. Şimdi az önce
faizler konusunda konuşurken bir başka unsur da söz konusu. Şimdi Merkez Bankası'nın son metninde enflasyon üzerinde reel getiri söz ediliyor. Bunu şeye bağlayacağım, büyümeye bağlayacağım. Reel getiri söz ediliyor. Şu anda enflasyon 16.2. Ki üstelik bu ilan edilen enflasyon. Gerçek hissedilen enflasyona hiç konuya girmiyoruz. Bir de var olan enflasyon. Artı bunun üzerinde verdiğimiz faiz de işte yüksek bir faiz. %19 bir faiz. Arada sanki 2,5 puanlık bir reel bir şey duruyor ama nete koyduğunuz zaman aslında çok daha azalıyor. Şimdi bu üstelik önümüzdeki dönemde enflasyonun nereye varacağı noktasından bu yeniden küçülürse, aradaki reel faiz vermeye devam etse, enflasyonun üzerinde bir gelir vaadi bize şunu gösteriyor. Ya faizi yukarı çıkaracaksın ya enflasyonu aşağı indireceksin. Faizi yukarıya çıkarma noktasında imkanları yeni başkanın dar. Çünkü burada bir azledilmesi söz konusu olabilecektir. Aşağı indirmesi noktasında ise dolar bekliyor, zıplamaya hazır halde geliyor. Bu sıkışmışlık anı içerisinde siz bir taraftan da reel ekonomiyi destekleme adımları atmak durumundasınız. Peki neler yapılabilir diye bakıyoruz. İşte bu kredi genişlemesi dediğimiz yapılar vesaire yeniden gündeme gelmişken acaba gevşek para politikası çerçevesinde hangi adımları atarsak enflasyonla mücadele edebiliriz gündeme geliyor. Benim gördüğüm şudur. Bütçe az önce rakamlar da açıklandı, bir fazlası var. Dünyadaki bütün korona sıkıntısıyla uğraşan ülkelerde kısa çalışma ödeneği ve benzeri enstrümanlarla beraber piyasayı canlandırıcı ve insanların sağlıklı kalabilmesi noktasındaki zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlar yapılıyor, destekler yapılıyor. Şimdi biz bu destekleri, kısa çalışma ödeneğini bizde de vardı ve bunu biz bütçeden değil açıkçası işsizlik fonundan karşılıyoruz. Fakat elimizdeki bütçenin genişleme adımlarına baktığımız zaman şükür durumumuz çok iyi. O anlamda bütçede çok daha fazla gidilecek yer varken belki de Odalar Birliği'nin çağrısını yaptığı kısa çalışma ödeneğinin en azından bu salgın sürecinde devam etmesi isteğinin karşılanabileceğini düşünüyorum. Şimdi buradan gelecek olan ilave tedbirler vesaireyle de devreye soktuğumuz zaman zaten piyasalarda böyle bir genişleme, yani Merkez Bankası'nın söylediği, söyleyemediği ya da metinden çıkardığını biz şimdi piyasanın içerisinden bulacağız ve burada enflasyon üzerinde bir baskı oluşturacak. Kaldı ki Gözde senin söylediğin dışarıdan ki hava da şu, şimdi bu kadar enflasyonla ilgili olarak çalışma yapıp acaba negatif enflasyondan kurtuluruz, bu 0.5'lerden biraz yukarı çıkabiliriz mi gayretleri, para basmalar vesaireyle beraber yavaş yavaş bu canlanmaya başladı. Amerika'da 0.5 belki önümüzdeki dönemde 2'ye gidecek çünkü zaten 10 yıllık Amerikan tahvillerinde bunun işaretlerini alıyoruz. Tam da bu noktada Türkiye dışarıdan da enflasyon ithal etme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu noktada bütün adresler, bütün işaretler şunu gösteriyor. Biz yapmadığımız reformları yapmak durumunda kalacağız. Ya mesela, da bu, mesela bu yapısal reformlar içerisinde üretimi destekleyici doğrudan bazı sektörleri ihmal ederek bazı sektörleri imar etmek gibi tercihlere zorlanacağımız bir noktaya gidiyoruz. Şimdi işsizlik öbür taraftan bana göre en büyük sıkıntı, hatta enflasyon belasından da enflasyon derdimizden de daha büyük olan işsizlik verileridir. İşsizlik dediğimiz şeydir bir krizi, sosyal kriz haline, toplumsal kriz haline çevirecek bir argüman iken acaba bir yandan da bu işsizliği eritecek projeleri de barındıran tarım konusuna çok yoğun kaynak aktarabilir miyiz? Nedir bu? Fransa bunu denedi geçtiğimiz ay. 400 bin genci tarıma yönlendirecek adımlar attı ve bunu başardı. Bizim de aynı şekilde hem bütçemiz uygun hem aynı zamanda diğer alanlardan kısacağımız harcamalarla, mesela bu kamuda tasarruf yürümüyor. Bu savurganlığı son verecek bazı adımları geri atarak oradan edilecek olan kaynakları hem bir yandan işsizliği eritecek hem de ekonomiyi canlandıracak noktada üretimi de üretim üzerinden enflasyonla mücadele için tarımda yönlendirebiliriz. Teknoloji konusunda pek çok kaynağı biz şimdi 19 yılda 20 yılda aşağı yukarı 350 milyar doları betona gömdük. Gerekliydi, tamam, beton da ihtiyacımız vardı ama her şey beton olmak zorunda değildi.
Geçenlerde biliyorsunuz bir satış gerçekleşmişti geçtiğimiz yılın sonlarına doğru. Ve oyun şirketimiz unicorn olmuştu. Yani 1 milyardan 1.8 milyar dolarlık bir işlem gerçekleştirmişti. Şimdi aynı şekilde startup durumunda olan ve yatırım bekleyen, kaynak bekleyen pek çok gencimiz var. Yani bunların da yukarıya çıkabilmesi için acaba elimizdeki kaynakları bu gençlere, girişimlere aktarsak. Çünkü bir girişimci ortalama yanında 9 kişi çalıştırabiliyor ortalama startup düzeyinde. Türkiye gerçeklerinden yola çıkarak. Hem bu işsizliği eritecek hem de daha önemlisi bunlar inovatif yenilik alanlarına gireceklerinden, katma değeri yüksek alanlara gireceklerinden ki eğilim hep bu yönde olmuştur. Hani gidip zahirecilik yani değirmencilik yapmayacak bu çocuklar. Daha böyle katma değeri yüksek işlere gireceğinden dolayı ithalat baskısını azaltacak, evet. Cari açığı yönetecek adımları da beraberinde getirecek. O atından ben çok net bir şekilde Merkez Bankası'nın yapacakları bitmiştir. Yani bitmiştir derken şüphesiz devam edecektir de ama etkisinin yeri sınırlarına gelmişizdir. Merkez Bankası'nın başkanının kabiliyetlerinden bağımsız olarak bazı yeni enstrümanları maliye politikamızı yani Lütfi Elvan'ı da devreye koymamız gerekiyor. Lütfi Elvan derken maliye ve hazine politikaları ve evet. Belki kendisinden çok şey umduğumuz ama şu ana kadar pek olumlu bir adım atılmadığını düşündüğüm tarım alanındaki gerçekleştirmeleri için Tarım Bakanı'nı da devreye girmesi gerekiyor. Şu anda en azından bütçe tarafında halen daha yerimiz var gibi gözüküyor. Evet. Sizin de dediğiniz gibi. O tarafı da biraz vakit kalırsa değerlendiririz. Şimdi biraz coinlere döneceğiz. Sizin de sevdiğiniz bir konu aslında. Birazdan size de soracağım. Kripto paralarla ilgili her geçen gün yeni bir haber çıkıyor. Coinbase'in halka arzını konuşacağız bugün. Alpan Göğüş bizlerle. Huobi Global Bölge Genel Müdürü. Hoş geldiniz Zeynep. İyi akşamlar, merhaba. Çok hoş teşekkür buldum. Ediyorum katıldığınız için. Alpan Bey, nasıl değerlendirdiniz Coinbase'in ilk gününü? Özellikle halka arzda piyasa fiyatlamasının çok çok üzerinde, yani 250 dolardan başladı. 420'lere kadar çıktı. 300 küsür dolarlarda şu anda devam ediyor seyrine. Nasıl yorumluyorsunuz? İlk kez Nasdaq'ta bir kripto para borsasının halka arzıydı. Bu sektör için bir dönüm noktasıdır. Yani kripto para piyasası, borsalar, kripto paraların kendileri uzun zamandır piyasada var. Ama bugüne kadar her zaman pek çok taraf soru işaretiyle yaklaştılar. Hem kripto paralara soru işaretiyle yaklaştılar, hem kripto para borsalarına soru işaretiyle yaklaştılar. Ve yakın zamana kadar hem büyük sermaye grupları hem de düzenleyici kurumlar soru işaretiyle baktılar. Son 6 aylık dönem içerisinde söz konusu bakış açısının pozitife dönmesi ve ardından da dün de Coinbase'in halka arzının gerçekleşmesiyle itibaren bunu bir dönüm noktası olarak tanımlıyorum. Çünkü artık sektör piyasanın içine giriyor ve kabul görmeye başlıyor. Tabii burada önemli olan şeylerden bir tanesi de buradaki dönüşümün nasıl gerçekleşeceği, nasıl ilerleyeceği olacaktır. Borsayla halka arzın gerçekleşmesiyle beraber ben şunu görüyorum ve anlıyorum, yorumluyorum. Diyorum ki eskiden bir iddiası vardı. Yani bu kripto para borsaları ve kripto para birimleri piyasaları nasıl etkileyecek? Bu bir çok büyük bir yıkıcı bir tehdit midir yoksa başka bir şey midir diye tartışılıyordu. Ve de şu an gördüğüm kadarıyla piyasalar ve düzenleyici kurumlar düzenleme yolunu seçerekten bu sektörü bir şekle sokup yakından takip ederek istediği yönde ilerlemesini sağlayacaklar. Yani bu bir anlamda bizim bahsettiğimiz kripto paraların herkes tarafından, yani daha doğrusu devletler, merkez bankalarının kabulüne kadar uzanan o yolculukta aslında çok önemli bir adım diyorsunuz. Çünkü önümüzdeki dönemde değil mi, regülasyonlar çok fazla konuşuluyor ama markalar işbirliklerini artırıyor, ödeme sistemlerine dahil oluyor. Bu da o anlamda bir başka, belki de tırnak içerisinde söylüyorum tabii, devrim niteliği taşıyordur diye düşünülüyor. Peki önümüzdeki dönemde bundan bir sonraki adım ne olabilir? Yani görmemiz gereken regülasyon mudur?
Regülasyon tabii bunu çok önemli bir şey olacaktır. Şu an çünkü hala çok fazla soru işareti var. Evet, SEC'nin onayı da bu borsa, bu şirket halka arzı gerçekleşti. Ama hala kripto paraların ne olduğu, nasıl ele alınması gerektiğiyle ilgili fazlaca soru işareti var. İşin siber güvenlik tarafında soru işaretleri var düzenleyici kurumlar tarafından. Yapılacak çokça iş var. Ama bu bir ilk adımdır ve de bunun devamı gelecektir. Tabii kripto para borsaları borsalar. Bir de bunun yanında farklı hizmet alanları da var. Yani ödeme şirketi pozisyonuna kendisini konumlandırmak isteyen veya uluslararası para transferiyle ilgilenmek isteyen veya cüzdan hizmeti sağlamak isteyen şirketler var. Söz konusu şirketler de Coinbase'i takip edip aynı yönde, aynı yolda ilerleyecek ve de operasyonlarını büyütmek için bir fırsat olarak göreceklerdir. İsterseniz evet. De Türkiye penceresinden kesinlikle bakalım. Kesinlikle tam olarak onu soracaktım Alpan Bey. Çünkü daha önce biliyorsunuz bizde de tartışmalar vardı. Yani bir vergilendirme mi geliyor diye. Hatta bizim içeride kripto para yatırımcı sayımız 3 milyonun üzerinde, rekor düzeyde. Borsa yatırımcısından fazla. Bu da acaba buraya bir regülasyon gelmeli mi diye çok fazla sorgulatıyordu. Nasıl şu anki beklentiniz? Şu an beklentim pozitif. Önümüzdeki dönemde bir düzenlemenin çıkacağını düşünüyorum. Ve de düzenlemenin de olumlu yönde çıkacağına dair inancım var. Biraz bunu açmak isterim müsaadenizle. Tabii. Şimdi Coinbase'in dünkü halka arzından sonra bugün baktığınız zaman 85 milyar dolarlık bir şirket değerlemesini görüyoruz. Yani Coinbase bugün 85 milyar dolarlık bir şirket. Ardından ben Borsa İstanbul'a bakıyorum. Borsa İstanbul'da listelenmiş en büyük 20 şirketin toplam değerine bakıyorum. 72 milyar dolar. Lafı getirmeye çalıştığım şey şu. Yakın zamana kadar yurt dışındaki, yani diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bu işe, bu hizmet veren şirketlere şüpheyle bakılıyordu. Ama şu an bir borsa dediğiniz, Coinbase dediğiniz bir borsa Türkiye'deki en büyük 20 şirketin toplam değerinden daha büyük bir değere sahip. Bu da aslında şunu gösteriyor. Biraz önceki konuşmaların da belki devamı olarak bunu değerlendirmek lazım, görmek lazım. Evet, Türkiye'de de bu işler yapılabilir, yapılıyor zaten. Ve de doğru bir düzenlemenin ortaya konmasıyla beraber Türkiye'de bu işlerde önemli bir oyuncu olabilir ve de ülkenin ekonomisini geriye götürmek üzere pozisyonlanabilir. İstanbul finans merkezi diyoruz. İstanbul'u dünyada kabul gören bir finans merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu kripto para sektöründe bu finans merkezin içerisine koyup bunun yarattığı pozitif etkileşimi, iletişimi de buraya taşırsak Türkiye bu yolda hızlı bir şekilde ilerleyebilecektir. Çok teşekkür ediyorum Alpan Göğüş, değerlendirme için. Önemli bir gelişmeydi kripto para borsasına dair Coinbase'in halka arzı. Şimdi hemen Londra'ya dönelim. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Avrupa borsalarıyla ilgili son durumu öğreneceğiz. Ceren, hoş geldin. Avrupa borsalarındaki gidişat pozitif gözüküyordu ama neler aktarırsın bizlere? Gözde, Avrupa borsaları gün yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Baktığımız zaman endekslerde %0.7'ye varan oranda yükselişler var. Sadece İspanya borsası sınırlı bir düşüşte işlem görüyor. %0.3 oranında işlem görüyor İspanya borsası. Bununla birlikte baktığımız zaman İtalya borsası ise yatay seyirde günü kapatmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta Avrupa'da bilanço sezonu başlıyor ve artık bugün ABD'den özellikle iyi gelen bilançoların ardından Avrupa'da da bankalar cephesinde de bilançoların iyi geleceği beklentileri fiyatlanmaya başlandı. Öne çıkan şirket haberleri tarafında otomotiv sektöründe çip krizi yaşanıyor. Bir süredir giderek büyüyen problemi konuşuyoruz. Hatta Türkiye'den de bazı otomotiv şirketleri bu problem nedeniyle üretime ara vereceklerini açıklamışlardı. Bugün Volkswagen CEO'sundan konuya ilişkin yeni açıklamaların geldiğini takip ettik. Şu anda otomotiv sektöründe küresel çapta işlerin çok iyi gittiğini fakat sektörün önündeki en büyük riski çip krizi olarak değerlendirdi. Özellikle talep tarafında büyük bir artış yaşandığını söyledi. ABD, Brezilya ve Çin pazarlarında talepte çok hızlı bir artış yaşandığını görüyoruz. Avrupa'da da talebi canlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz dedi. Az önce Daimler CEO'su yaptığı açıklamada bu krizin, çip krizinin 2021 yılı sonuna kadar sektörde devam edeceği öngörüsünü paylaştı. Bununla birlikte bugün İtalya az önce 40 milyar euroluk teşvik paketine onayladığını duyurdu. İlk olarak 32 milyar euro teşvik paketi öngörülüyordu. Fakat sonrasında işletmelere verilen karşılıksız desteğin artırılması nedeniyle teşvik paketi 40 milyar euroya çıkarılmış oldu. Bununla birlikte
170 milyar euroya ulaştı bu teşvik paketiyle birlikte. Pandemi başlangıcından bu yana İtalya hükümetinin ekonomiye verdiği destekler. 2021 yılı bütçe açığı gayri safi yurt içi hasıla oranını %11,8 olarak tahmin ediyor İtalya hükümeti ve kamu borcunu gayri safi yurt içi hasıla oranının %160 ile 1920 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkacağı öngörüsünü paylaştı. 2021 yılı için büyüme tahmini %4,1 seviyesini işaret ediyor. Fakat canlandırma tedbirleriyle beraber, yani Avrupa Birliği Toparlanma Fonu'nun da desteğiyle bu oranın %4,5 oranına ulaşmasını öngörüyor. Aynı zamanda bugün Almanya Ekonomi Bakanı'ndan da büyüme ilişkin yeni yorumların geldiğini gördük. Bu yıl için Almanya'nın büyüme tahmini %3 seviyesindeydi. Fakat Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier %3 olan büyüme tahminini önümüzdeki hafta yukarı yönlü revize edeceklerini söyledi Gözde. Dilekçi, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Şeref Oğuz'a hemen geri dönelim. Şeref Bey, az önce coin piyasasına dair evet, önemli bir haber diye konuştuk. Zannediyorum eklemek istedikleriniz vardır. Var. Şimdi bir şeye dikkat çekmek istiyorum Gözde. Biz neyi konuşuyoruz bu kripto paralarda? Sürekli nasıl değer kazandıklarını, 50 centten nasıl 50 bin dolara çıktığını falan, evet, Bitcoin üzerinde. Dikkat ediyor musun? Biz bunun kendisinin değer kazanması üzerinden kurduğumuz dili ekonomilerde işlevi üzerinde hangi, nasıl bir para gibi nasıl bir şey sağlayacağı üzerine henüz daha gelemedik. Ama görüyoruz ki bu yükselişi durdurulmaz bir şekilde, ki biliyorsun ulus şirketler, FED de dahil, Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası da dahil, önce buna şüpheyle yaklaştılar, tedbir aldılar. Durduramayınca acaba nasıl bununla ilgili olarak bir pozisyon alırız, bunu arıyorlar. Demek ki bir müddet sonra bu sistemler birbirleriyle convert yaklaşacaklar. Ama biz değer konuşma, değer üzerinden bunları konuşmak yerine, mesela az önce Coinbase'in halka açılışında 100 küsür milyarı da geçip 82 milyarı da satürre durduğunu konuştuk. Hala değeri üzerinden. Yani bu sanki bir titan saadet zinciriymiş yaklaşımından çıkarıp bunu ekonomide üstleneceği işle, regülasyonla beraber nasıl pozisyonlayacağını, bunun garantileri ne olacak, hangi düzenlemeler ve yasal çerçeve içerisinde gideceği. Var bir de normal paralar ile, kripto olan paralarla olmayanlar, plastik para var, elektronik para var, kart var, bunlar olan ilişkilerinin daha çok fazla düzenlenmesi gereken kural var. Ama anladığım kadarıyla bunlar başa bir sıkıntı gelmeden de olmuyor. Ki genelde hatırlıyorum, internetle ilgili bütün her yeni alay, siber alanla ilgili her yeni olay hukuk daha sonra gelmiştir. Önce risk gerçekleşmiş, hukuk da etrafını çevrelemiştir. Yani elektronik hukuk olsun, sanal hukuk olsun, imza, elektronik imza vesaire. Ama kripto para konusunda çalışmalar hızlandı. Biz de dilimizi ne kadar değer kazandı, indi çıktı, balon mu olacak, çökecek mi vesaire yerine ekonominin diğer alanlarıyla, madem ki bu artık kaçınılmaz bir gerçek, nasıl ilişkilendireceğimizi hem akademik anlamda, hem teorik anlamda, hem de piyasanın aktörlerinde pratik anlamda konuşmak durumundayız. Bildiğim tek şey var. Elon Musk hani Bitcoin ile alışveriş yapabileceğini söyledi. Bu gibi örnekleri duyuyoruz. Ama bu alışverişin hangi değer üzerinden, bunun da kendisiyle ilgili bir çapraz kuru olacak, bunun da inişi çıkışı olacak, o nokta üzerinden gerçekleşeceği, future piyasaları, optionları nasıl gerçekleşeceğini de yavaş yavaş konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Önümüzdeki dönemde ödeme sistemi anlamında ilk etapta nasıl bir regülasyon gelebilir, bunları takip edeceğiz. Daha sonra da merkez bankaları acaba ne zaman kendi hazinelerine coin alırlar diye, biliyorsunuz tartışmalar da oluyor. O çok belki şimdilik çok uç bir teori gibi gözüküyor mu? Uç gibi duruyor ama sevgili şimdi Gözde, bunu konuşurken biz kendi gündemimize nasıl aldık? Bu tür düzenlemelerin ne olacağından ziyade mesela Maliye Bakanlığı acaba ben bundan nasıl vergi alırım noktasından bakmaya başladık. Yani herkes buna kendini pozisyonlayarak bakıyor. Halbuki daha temel ekonominin temel değerlerine gidip bir transaction aracı olarak bu parayı nasıl pozisyonlayacağımızı çok derinlemesine konuşmalıyız. Maliye Bakanlığı'nın bülteninden ben şunu anlamıştım. Ya bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsa bir anlasak vergi koyacağız da henüz daha tanımlayamadık. Buradan çıkıyor olmamız lazım. Daha derine gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, önümüzdeki dönemde tabii sadece içeride değil, dünyada da, yani yurt dışında evet, da henüz bunun nasıl bir değer olduğuna dair tam bir emare, biliyorsunuz, okuyamıyoruz. Yani bazı çeşitli kuruluşların önde gelen mal isimlerinden almadı. Evet.
hisse senedi para midir? Para mıdır? Yani bu açıkçası deve midir, kuş mudur? Deve kuşu diye bambaşka bir tür müdür? Anladığım kadarıyla bu bambaşka bir tür. Ama ne olursa evet. olsun plastik para gelirken de Gözde biz çok tartışmıştık bunu, hani kredi kartları. Bunu uzun dönem kredi kartı bir işlem yaptığın zaman o işlem bankaya telefon açıyordu, hesabını kontrol ediyordu ve ondan sonra sana bunu işlemi gerçekleştiriyordu. O buna aktivasyon süresi diyorlar. Yani hayata geçirilmesindeki ara dönem. Şu anda kripto para gümbür gümbür geliyor fakat onunla ilgili olarak aradaki aktivasyon için o kadar çok ev ödevi çıktı ki en önemlisi işte bütün piyasa aktörleri de söylüyor, regülasyonu ne olacak? Bunu kim regüle edecek? Hangi niyetle regüle edecek? Bu regülasyonla uluslararası bir yapı içerisinde olacak. Mesela Çin kendi dijital yuanını yaptığı zaman kripto parasını nasıl üretecek? Şimdi bakıyoruz Çin'e, nükleer tesislerinin yanına kripto para tarlaları kurmuş. Çok fazla enerji ürettiği için. Peki bunu kendi dijital yuanına nasıl monte edecek? Mesela Alibaba ile ilgili işlemlere bu girerken hangi regülasyonlara tabi olacak? Açıkçası çok fazla heyecanlı bir alan olarak karşımıza duruyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şeref Oğuz, katılıyorum size. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Her perşembe olduğu gibi günden kalanlarda Şeref Oğuz bizlerleydi. Ve şimdi devam edelim. Emre Ekmekçi bizlerle. Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Emre Bey. Nasıl şu anda bu kısmi kapanmalar? İlk çeyreği bir değerlendirelim tabii önce. Kısmi kapanmalar da geldi. Bir miktar daha online alışveriş tarafına yarar diye düşünüyorum ama ilk çeyrek nasıl geçti? İlk çeyrek geçen seneki hızı hiç kesmeden ticaret büyümesine devam ettirdi. Aralık ayındaki rakama baktığımızda ticaret toplam perakende içindeki oran olarak %19'lardaydı. Yani toplam perakendenin %19'u e-ticaret üzerinden dönmüştü Aralık ayında. Ocak, Şubat, Mart'a da baktığımızda burada bir durgunluk, bir durulma görmüyoruz. Çünkü tüketiciler de, tacirler de, online satan firmalar da artık online'a çok daha fazla yöneldi. Rakam olarak tahminlerimize de baktığımızda geçen sene bir önceki seneye göre bir %65 büyüme vardı. Bu büyüme hızının durduğunu hissetmiyoruz şu anda ve tahmini olarak ilk 3 ayda 75 ila 80 milyar TL'lik bir e-ticaret hacminin olduğunu söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki dönem için, yani önümüzdeki aylarda kapanmalar yine gündemimizde. 2 hafta özellikle yakın takip edilecek. Daha sonra vaka sayısı artarsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle ifade etti, yani daha da belki sıkı tedbirler uygulanabilir diye. Sizin projeksiyonunuz nasıl? Yani önümüzdeki aylarda devam edebilir mi bu artış? Bu artışın biz duracağını çok beklemiyoruz. Çünkü vaka sayısı artsa da artmasa da artık tüketiciler alıştı, dijitalden bir şey almaya alıştı. Özellikle hiç belki daha önceden online'dan alışveriş yapmamış kitleler de, yaş kitleleri de, demografiler de online'dan ilk defa alışveriş yapmaya başladı. Bir tüketim değişikliği oturdu. Bunun yanında kapanan, yani geçici olarak kapanmış olan mağazalar, AVM markaları olsun veya genel KOBİ'ler dijitalin önemini de çok iyi anladılar. Dolayısıyla o tarafa da yatırım yaptılar. Bu pandemi döneminde neredeyse son 1,5 seneden beri ciddi bir yatırımlar yapıldı. Dolayısıyla sektör bu anlamda da hazır. Emre Bey, peki yeme içme sektörüne dair online tarafta neler oluyor? Tabii yeme içme sektörü bu dönemde sahura kadar teslimat yapmasına izin veriliyor restoranlardan verdiğiniz siparişlerin. Onlar şeyden muaf, bu sokağa çıkma ve teslimat yasaklarından muaflar. Dolayısıyla hafta sonları da dahil, hafta içi de dahil sahura kadar yeme içme sektöründe, yani restoranlara tabii ki gitmek yasak. Gel al bir saat akşam 7'ye kadar. Ama onun dışında da sahura kadar teslimatlar devam ediyor. Dolayısıyla burada da büyük bir pasta var gibi gözüküyor. Tüketici profilleri anlamında pandemi sonrasında değiştiğini düşünüyorum. Daha önce zaten sizle konuşmuştuk ama şu son yine ilk çeyrek olarak baktığımızda var mı herhangi bir değişiklik?
Burada yani 55 yaş üstü kitlenin geleneksel olarak e-ticaretten biraz daha uzak duran bir kitle olduğunu biliyorduk biz pandemi öncesinde. Ama pandemiyle beraber evden çıkmaların da tabii yasaklanmasıyla beraber dijital araçların daha fazla kullanılmasının içerisine e-ticaret de girdi. Yani bu bankacılıkta olsun, başka işlemlerde olsun 55 yaş üstü e-ticareti çok ciddi öğrendi diyebiliriz. Burada neredeyse bu kitlede kullanım anlamında iki katı bir artış görüyoruz. Ürün olarak peki? Ürünler dediğimizde şöyle daha çok evde tüketime yönelik ürünler e-ticaretten alımlarında artış var. Küçük ev aletleri olsun, ev dekorasyon ürünleri olsun bunlarda %200'ün üzerinde bir artış görüldü pandemiyle beraber. Süpermarket kategorisi ise tamamen bir zıplama ve değişim geçirdi diyebiliriz. Artık online'ı olmayan bir süpermarket zinciri veya bir market yapısı veya bunun bir aplikasyonu, onlarca da aplikasyonu gündemimizde. Market kategorisi pandemi döneminde 4,5 kat büyümüştü online tarafta. Burada yeni girişimlerle, yeni teslimat modelleriyle büyümenin de devam edeceğini bekliyoruz. KOBİ'ler dijital yatırımlarını artırdı dediniz. Merak ediyorum, elimizde bir veri var mı? Yani ne kadarlık bir artış özellikle son dönemlerde? Çünkü hemen hemen artık dediğiniz gibi her markanın bir online sitesi var. Evet. Markalar zaten bunu gündemlerinde en yukarıda tutuyorlar. Dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü, dijital tüketiciye ulaşmayı. Ancak KOBİ'ler burada belki en fazla sıçramayı yapan rakam olarak baktığımızda pandemi öncesi 68.400 tane KOBİ Türkiye'de e-ticaret yapıyordu. 2020 sonu rakam ise 256.800 KOBİ. Yani neredeyse 3 katı kadar KOBİ, e-ticaret yapan KOBİ sayısında bir artış görüyoruz. Emre Bey, peki merak ediyorum, şimdi güvenli alışveriş tabii ki bu online alışverişin artmasıyla çok fazla gündeme geldi. Bir de biliyorsunuz son dönemde sık sık tanınan, bilinen büyük markaların işte hacklendiğini, bazı kullanıcı bilgilerinin çalındığı vesaire çok fazla gündemimizde yer almaya başladı. Yani siber saldırılar da artıyor teknoloji geliştikçe. Dolayısıyla güvenli alışveriş anlamında hem tüketici tarafından hem o marka tarafından neler yapılması gerektiğine biraz değinir misiniz? Evet, güvenlik burada e-ticaret yapan firmaların en üst noktada, en üst değerde tuttuğu bir konu. En fazla zaten yatırım yaptıkları da teknoloji alanında güvenliğe gidiyor. Zaten Avrupa Birliği GDPR yapısının Türkiye'de işte kişisel verilerini koruma kanunuyla da artık güvenliğe yatırım yapmanız gerekiyor. Son zamanlarda tabii haberlerimde duyuyoruz. Bu konularda maalesef işte bilgi sızıntıları gibi durumlar olabiliyor. Ama bunlar tüketiciye çok zarar verecek noktalarda değil. Özellikle en fazla sorulan sorulardan bir tanesi kredi kartı bilgileri. Kredi kartı bilgilerinin sızdığı bir durum şu ana kadar çok ciddi bir durum ülkemizde yaşanmadı. Burada biz halen kredi kartıyla alışveriş yapılmasının Türkiye'de en uygun ve en güvenli sistem olduğunu tavsiye ediyoruz tüketicilere. Çünkü herhangi bir durumda bankanızı arayıp bankanızdan işlem iptali ve işleme itirazı yapabiliyorsunuz. Cebinizden reel anlamda bir para çıkmadan bankayla ve tacirle konuyu çözebiliyorsunuz. Evet, bankalar genelde bu gibi durumlarda kullanıcılarına, müşterilerine sahip çıkıyor en azından. Peki, çok teşekkür ediyorum Emre Ekmekçi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı, ETİT Başkanı bizlerleydi diyelim. Ve devam edelim efendim. Kısmi kapanma olarak adlandırılıyor tabii. Bu önümüzdeki süreç için özellikle restoranları, otel ve turizm işletmeleri nasıl etkiliyor onu bir değerlendirelim. TÜRİT Başkanı Kaya Demirer bizlerle, hoş geldiniz. Kaya Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi merak ediyoruz tabii, özellikle bayrama kadar böyle bir süreç var, mecburi olarak tabii ki alınan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii yardımlarla ilgili haberler vardı, o açıdan da değerlendirelim. Evet, yani bayrama kadar demenizi çok önemsiyorum.
Çünkü bayram içinde mi bayram dışında mı açılış tarihinin bayramdan sonra mı açılacağız kısmı bizim açımızdan çok kritik. Oradan başlayayım müsaade ederseniz. Tabii buyurun. O tarihi kullandınız. Şimdi geçtiğimiz Mart ayındaki ilk kapamada da Cumhurbaşkanımız bayramdan sonra bayramlaşalım demişti. Zira bu bayramlaşma kültüründe kalabalık kitlelerin hareket edip bir araya gelmesi COVID döneminde istenmeyen bir durum. Bunu anlıyoruz. Saygıyla da karşılıyoruz. Geleneklerimiz de var. Ama özellikle turizm sezonunun içine isabet eden bayram dönemlerinde turizmi ve yeme içmeyi düşündüğünüz zaman çok ciddi bir sezon başı iç piyasada destek olacak bir dönemi heba etmiş oluyoruz. Onun için biz Ankara'da yetkililerden tarih yaklaştıkça vaka sayılarının düşmesi ve Cumhurbaşkanımızın da 10 binlerin altına inmesi gibi bir rakam konuştuğunu da biliyoruz. Bu sayılara yaklaşılması durumunda bayramın turizme ve yeme içme sektörüne kazandırılmasını özellikle rica ediyoruz. Burada böyle bir küçük de olsa önemli bir konu var. Bunu söyledikten sonra yayınınızı da seyrettim. Gerçekten çok zor bir sektörün, çok zor dönemlerinin devam ettiği bir dönemi konuşuyoruz. Yardımlar günlük 50 TL, 49 TL olan nakit ücret desteği yardımları bizi, personelimizi çok zor durumda bırakıyor. Özellikle kalifiye ve vasıflı eleman tarafında belli bir hayat tarzı olan, yaşam stili olan, belli bir yaşam kalitesine elde ettiği maaşla, gelirle ulaşmış olan daha kalifiye elemanlarda bu destek makas büyüdüğü için daha da anlamsız kalıyor. Ve buralarda sorun yaşıyoruz. Nasıl sorun yaşıyoruz? Vasıflı eleman dedik. Uzun zamandır bizimle çalışan elemanlar dedik. Bu arkadaşlar çaresizlikten çoğunlukla eğer 3600 günlük çalışma sürelerini doldurdularsa kısmi emeklilik diye halk arasında tabir edilen kıdem tazminatı hak ediş haklarına başvuruyorlar. Şimdi bu durumda ne oluyor? Hem vasıflı elemanımızın bir anda sürpriz bir biçimde işten ayrılacağı bilgisi elimize ulaşmış oluyor. Tam turizm sezonu öncesi kötü bir sürpriz oluyor. Hem de zaten çok uzun zamandır gelirden yoksun bir sektörün kıdem tazminatı gibi istenmeden, hani kendiniz işçi çıkardığınız zaman işçiye ödediğiniz bir tazminat şekli olan kıdem tazminatını bu sefer sizin isteminiz dışında karşınıza bir fatura olarak konuluyor ve bunu ödemek durumunda işveren ve işçiyle işveren arasında hukuki bir süreç başlıyor. Bunlara baktığınız zaman gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kaynakların kıt olduğunu anladık. Ne kadar kıt olduğunu özellikle yapılanmış vergi borçlarının taksitlerini öteleyin ki tahsilatta devam edebilirsiniz. Burada sorun olmasın dediğimizde Hazine Bakanlığı'na bu dahi gerçekleşmedi. Bunu niye önemsiyorum? Yapılanması bozulan çok meslektaşımız, mükellef var. Şimdi yapılanması bozulduğu zaman hem mükellef çok zor durumda hem de devlet tahsil etmeyi hedeflediği bir gelirden maalesef yoksun kalmış oluyor. Eğer iş buraya dayandıysa destekler konusunda bıçak kemiğe dayandığı varsayımında bulunuyoruz. Onun için iyi bir tablo çizemiyorum. Ancak şunu da söyleyeyim. Umarım bayramla açılacak ve yine bu sektörün fedakarlık tarafında en ön safta mücadele ettiği, fedakarlık yaptığı bir dönemde hakikaten vatandaşlarımız artık bu kapanma kurallarını uygularlar da hep beraber topyekün aşının da gelmesiyle yaz döneminin de sıcağının etkisi ve dış mekanların daha yoğun kullanılmasıyla bu işi atarız, bir daha da geri gelmeyiz. Gerçekten burada kurallara uyması gereken, artık işletmeler de kapandığına göre faturanın kesileceği restoran işletmeleri de kalmadı. Demek ki kalan kuralları uygulayacak olan vatandaşımızdan biz de sektör oyuncuları ve STK yetkilileri olarak istirham ediyoruz. Gerçekten artık kapanın şu 4 hafta ki bayramı hep birlikte yaşayalım. Biz de size hizmet vermeye devam edelim.
Kaya Demirer, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sektör zor zamanlardan geçiyor dediğiniz gibi. Kapanmalarla ilgili olarak bakalım vaka sayıları nereye götürecek bizi. Bunları da takip edeceğiz. Efendim, günden kalanları burada noktalıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir de haberimiz var, onu ekrana getirelim. HVS Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya Başkanı Chofani pandemi sonrası Türkiye turizmine dair görüşlerini paylaştı. Önemli bir haber, ekrana getirelim. İyi akşamlar. Hala Türk izleyicilerimiz için de şunu sormak istiyorum. Siz Türk turizm sektörünü genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Covid sonrası dönemde ne olacak ya da fırsatlar ya da zorluklar ne olacaktır Türkiye'de turizm açısından? Bir kez daha söyleyeyim, Türkiye muazzam bir örnek aslında. Covid öncesi dönemde turizm piyasalarının ne kadar gelişebileceğini gösteren çok iyi bir örnek. Son 10-15 yıla baktığımız zaman turizmin nasıl geliştiğini, nasıl etkilediğini baktığımız zaman bunu söyleyebiliyoruz. Ancak Covid bunu çok etkiledi. Fakat Türkiye'yi geleneksel olarak çok güçlü, yerel talep açısından iyi bir piyasa olarak ve aynı şekilde uluslararası piyasayı da çeken bir yer olarak değerlendirelim. 2019'a spesifik olarak baktığımız zaman hava yolundan 45 milyona yakın yolcu geldi ve 2023 planına doğru yolda ilerleniyordu ve hükümet 65 milyon ziyaretçi hedefi vardı. Ben bunun hala ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Tabii ki pandemi bu planları biraz etkilemiş durumda, ancak doğal olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye mesela İstanbul'da doluluk oranı 2019'da %74'e ulaşmıştı. 2024-2025 için doğru yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Bu arada aynı zamanda mevsimsel bir pazarı da var Türkiye'nin. Bunu da söylemek istiyorum. Mevsimsel olarak ne demek istiyorum? Mesela Türk sahil kenarları, Bodrum, Çeşme ya da Antalya olsun, bu yerler güçlü bir şekilde yerel talep çekiyor. Mevsim genel olarak uluslararası piyasalar için 3 aydır, ancak buralar için 6 aya uzanmış çıkmış durumda. Bu yüzden toparlanma dinamikleri çok yerinde. Türk piyasalarında genel olarak çok iyi bir toparlanma durumu var. Ve İstanbul'da şirket tarafı da var, eğlence tarafı da var. Ve tabii ki İstanbul'da mevsimsel olarak talep çekiyor. Piyasaya giren markalara bakalım. Mesela Bodrum'a çok fazla giriş oluyor. Bu taraf inanılmaz bir şekilde iyi iş çıkardı pandemide ve aynı zamanda bazı yeni gelişmelerin açıklamalarının yapıldığını duyuyoruz. Mesela Swiss Hotel'in ya da başka markaların da girdiğini duyuyoruz. Ben şunu düşünüyorum. Türkiye Orta Doğu bölgesiyle ve aynı zamanda küreselle de kıyaslandığı zaman birkaç zaman alacaktır tabii ki performansını dengelemek için. Yine bu 2024-2025'i bulabilir, fakat toparlanmaya baktığımız zaman şunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Türkiye diğer piyasalarla kıyaslandığı zaman çok fazla avantaja sahip. Yerel turizmi çok iyi ve orada kayıplarını tamamen ortadan kaldıramasa bile biraz daha en aza indirebilir ve tam toparlanma yolunda çok güçlü bir şekilde ilerleyebilir. Tam toparlanma geldiği zaman ben şöyle düşünüyorum. Uluslararası ziyaretler de güçlü bir şekilde artacaktır. Birkaç şey var burada bunu etkileyen. Lütfen şunu da unutmayın. Türkiye en önemli helal turizm noktalarından bir tanesi. Burada bir büyüme gerçekleşti ve bu piyasanın da gelecekte daha da fazla gelişmesi bekleniyor. Aynı zamanda tıbbi turizm de var ve bunlar muazzam fayda sağlayan şeyler. Türkiye diğer piyasalarla kıyaslandığı zaman bunları sağlayabiliyor ve diğer piyasaların Türkiye'ye yetişmesi gerekiyor bu konuda. Türkiye bu konularda çok daha önde.